Merhaba. Arkadaşlar, sizlere YouTube kanalım üzerinden çok güzel yayınlar hazırlamaya devam edeceğim. Bunlar giderek artacak. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Şundan, üzüldüğüm bir konu var. Bizler çok büyük kazançlar beklemeden sizlere gerçek anlamda çok güzel şeyler vermeye çalışan büyükleriniziz. Hatta bir benden büyük yaş grubu da isterlerse bundan büyük bir şekilde faydalanabilirler. Arkadaşlarım, güzel kardeşler, dostlar, artık evrensel bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu evrensel dünyaya uyum göstermeniz gerekiyor. Fakat Türkiye ve bu coğrafyanın ekonomik koşulları nedeniyle sizler birçok eğitime maalesef para ayıramayacaksınız. Bunun en kolay yöntemi nedir? Sizlere destek olan ben ve benim gibi insanlardır. Ve size bu eğitimdeki garantiyi şöyle vereyim. Ben arkadaşlar Hava Kuvvetleri emeklisiyim. Hava Kuvvetleri'nde ve NATO karargahlarında görev yaptım. Amerikan aksanıyla gerçek anlamda çok kolay bir İngilizce eğitim sistemim var. Ve sizlere bunu aktarmak gibi bir düşüncem var. Ve bunları sizlere en kolay yoldan vermek gibi de planlarım var. Ama dediğim gibi sizlerin öncelikle o insan aklını kullanabilecek ve o bölüme angaje olacak yeterli isteğe sahip olmanız gerekiyor. Jordan Kiva Yabancı Dil kanalında sizlere neler vereceğiz? Arkadaşlar, kısmen başlamış olan İngilizce eğitim videoları yayınlandı ama bunlar çok daha kapsamlı hale gelecek ve canlı dersler başlayacak. Bugün herhangi bir yerde siz yabancı dil eğitimi almak istediğiniz zaman ödemeniz gereken rakamlar gerçekten çok yüksek. Fakat YouTube Jordan Kivo Yabancı Dil kanalında sizlere bu eğitimler neredeyse bedava verilebilecek şekilde. Neden neredeyse? Katıl aboneliği alırsınız. Hani diyelim ki 3 kuruş 5 kuruş takviyeniz olur. Eğitmeninize bir destektir bu. Ama neden öğrenmekten kaçarız? Bu sorunun cevabını vermeniz gerekiyor. Veya ben İngilizce biliyorum, anlayabiliyorum. Evet, güzel. Peki konuşabiliyor musun? Peki konuşurken akıcı mı konuşuyorsun? Kendi dilini konuştuğun gibi. Hayır. O zaman sen İngilizce bilmiyorsun. İngilizce bilmek demek, yani en azından ilk etapta İngilizce. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela İspanyolcaya yönelebilirsiniz, İtalyancaya veya bir kısmınız Almanya'da akrabaları da vardır. Almanca'ya yönelebilir. Ama buradaki fark şu, İngilizce evrensel bir dildir ve bu evrensel dille eğer dünyanın herhangi bir yerine giderseniz çok kolay anlaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz Türkiye'nin bulunduğu Anadolu coğrafyasındayız ve etrafımızda İngiliz kökenli, İngilizce bilen sayısı, ülkesi hemen hemen yok. Her ülkenin kendine ait bir lisanı var. Yunanlılar Yunanca, Bulgarlar Bulgarca, Gürcüler Gürcüce, Ermenice ve işte İran kendine ait bir dili, Suriye'nin kendine ait bir dili, Arapça kökenli var. Ama size İngilizce lazım. Neden? Bu ülkelerin hangisine giderseniz gidin, İngilizce. Peki Avrupa'ya gidersem ne olacak? Avrupa'da hangi ülkeye giderseniz gidin, İngilizce. İngiltere'den bahsetmiyorum, bakın. Bugün bir Almanya'ya, bir Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya veya İspanya'ya gidin, İngilizce. Bugün bu ülkelerden herhangi birine değil, gidin, İngilizce. Amerika'ya gidin, Güney Amerika'ya inin, oraları gezin, İngilizce. Şimdi hayatınıza bu kadar yerleşmiş ve size kolaylık sağlayacak olan bu dili öğrenmeniz gerektiğini zaten eminim hepiniz böyle belli zamanlarda düşünüyorsunuzdur. Peki ben bunu nasıl öğreneceğim? Ben öğrenmek istiyorum ama bir yerde tıkanıyorum ve ondan sonrası gelmiyor. Çok basit, güzel. Bu soru benim karşıma çok çıktı. Zamanında bizler de tıkanmadık mı? Tıkandık. Ama bilen bir abimizin peşine koştuk ki artık arkadaşlar zamanımızda
eğitim belgesine, eğitim kaynağına ulaşmak dünyanın en kolay işi. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan sizin algılayabileceğiniz yöntemleri verebilen var mı? Yani siz aslında çok akıllısınız ve az evvel gösterdiğim o beyin resmi, akıl resmi sizde aslında mevcut. Ben İngilizce öğrenemem. Hayır, öyle bir şey asla kabul etmeyeceksiniz. Bir kere bu sizin insani yapınıza aykırı. Neden biliyor musunuz? İnsan öğrenir ve öğrenmenin yaşı yoktur. O yüzden sizlerden ricam eğitimlere katılın. Ben alemi can mıyım? Hayır. Ben profesör müyüm? Hayır. Ama benim tekniklerim en basit, hatta gıkı bile olmayan insanlara dahi İngilizceyi öğretebilecek teknikler ve bu sayede o kadar kısa sürede öyle bir seviyeye geleceksiniz ki inanın kendiniz şaşıracaksınız ve belki teşekkür edeceksiniz bana. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bu eğitimleri sizlere bedava veriyorum. Herhangi bir ücret talebim yok. Nedir? Tabii ki YouTube'da kanalıma abone olun. Orada bir like atın. Eyvallah, katıl aboneliği olabilir. Ama yani dışarıda A1 A2 kuruna gidip affedersiniz 8-10 bin lira para verip ondan sonra eğitim başladığında da sükûtu hayale uğramanız sizin için daha mı iyi olacak arkadaşlar? Hayır. Lütfen kendinizi geliştirin. Bugün Japonya'ya gittiğinizde Japonya halkını, gençlerini incelemenizi isterim. Örnek bir Japonya ülkesi verdim. Japonya'da bütün gençler eğitim ve öğretim için kendilerini adapte etmişlerdir. Ellerinde kitaplar, sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Eğitim sistemleri de buna uygundur. Bizde eğitim sistemimiz ezbere dayalı arkadaşlar. Ezber gider. Ama öğrendiğin şeyi asla unutmazsın. Tabii ki bundan sonra bu yabancı dil için geçerli. Aslında başka eğitimlerim de var. Mesela web tasarım ve programcılık eğitimlerinde de size destek olmaya çalışıyorum. Elbette onlarda da uygulama ve pratik çok şart ama yabancı dil kullanılmadıkça unutulan bir dildir. Yani kendi dilinizi dahi unutuyorsunuz arkadaşlar. Bugün 300 bin civarı Türkçe kelime kullanıyoruz. Ama bunların inanın belki 5 bin civarını kullanıyoruz. Yani geriye kalan 295 bin kelimenin kullanıldığı yerler çok ekstrem ve çok narin yerler. Bu videoyu niye çekiyorum? Bu videoyu kanaldaki eğitimlerin daha iyi bir hale gelmesi için desteğinize ihtiyacım olduğu için çekiyorum. Ve İngilizce eğitimini bitirdikten sonra da size İspanyolca eğitimlerine başlayacağız. Ancak ikisi birbirine girmemesi için önce tamamıyla İngilizce eğitimini bitireceğiz. İngilizce eğitimin hakkında birçok web sitesi ve hatta YouTube'da kanallar var. Olabilir. Belki benim tarzımı beğenmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki abi ben senin tarzını öğrenemiyorum. Eyvallah. Hiçbir sorun yok. Ama deneyin. Deneyin ve o çabayı gösterin. O çabayla nereye geldiğinizi ve ne kadar kısa sürede nasıl bir seviyeye ulaştığınızı mutlaka göreceksiniz arkadaşlar. İngilizce yabancı dil öğrenmek isteyen herkes kanalımda bulunabilir. Ve dediğim gibi İngilizceyi öğrenmek demek dünyaya açılmak demek. Bugün iş politikası veya iş imkanı nerede olursanız olun. Mutlaka ve mutlaka sizden istenecek ilk madde yabancı dil. Bakın şunu garanti ediyorum. 3-4 ay benle İngilizce eğitimlerine katıldığınız zaman 3-4 ay sonrasında abi ben hiçbir altı öğrenmedim sen ne rezil bir insansın deyip yüzüme konuşabilirsiniz. Ama lütfen bu çabalarıma destek siz de olun ve kanalıma destek olarak bu eğitimleri takip edin. İnanın bunlar sizin için. Benim bundan çok büyük bir karım yok. Ben normal koşullarda spor kanalında yayın yapan bir insanım. Sporla da ilgilendiğim için. Ama İngilizce ve İspanyolca ben sizlere sunmak için hazırım. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Peki İngilizce öğrenmek için ilk adım ben ne atabilirim? Çok önemli bir sorudur bu. İlk adımınız çok önemli.
Bir kere hepinizin yaşadığı coğrafyada, ki biz Türkiye için konuşuyoruz, kullandığımız bir dil var değil mi? Bu dilin gramerini biliyor musun? Örneğin bir isim dediğim zaman o ismin ne anlama geldiğini ve cümlede ne görev içerdiğini biliyor musun? Veya bir sıfat. Sıfat ne yapar? Düşünelim. Sıfat ne işe yarar? Sen bunu bilmiyorsan sana birisi çıkıp ejektif diye gramer yapısını anlattığında sen sıfatı bilmiyorsun ki ejektifi nasıl bileceksin? Değil mi? O yüzden bunları sadece öğrenmeniz çok önemli. Temel, çok detaylı değil. Yani isim nedir, sıfat nedir, zarf nedir, zamir nedir, edat nedir gibi, nesne nedir gibi basit Türkçe gramer yapılarını gözden geçirmeniz gerekiyor ki eğitim içerisinde ben zaten bunları da size bazı detaylara girerek değinmeye ve vermeye çalışıyorum. O yüzden sizden ricam, bakın kıvançweb.com.tr benim eğitimle ilgili web sitem ve YouTube'da da arkadaşlar Jordan Kivo Yabancı Dil kanalı size bu videoları yayınladığım kanal. Aynen bu videoyu yayınlayacağım gibi. Sizden ricam bu. Lütfen İngilizce eğitimlerine gelin, öğrenin, açın defter, sorularınızı sorun. Eğer imkanınız varsa katıl aboneliği alın ve oradan lütfen özel imkanlara sahip olun. Bu kadar para saymanıza gerek var mı? Soruyorum size. Neden denemiyorsunuz? Deneyin. Denedikçe, bu işte başarılı oldukça siz bana gerçek anlamda büyük bir teşekkür edeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ve ben özel kurslar, özel eğitimler veriyorum elbette ama ve lakin size bu imkanı neredeyse ücretsiz sunuyorum. Çünkü sadece katıl. Katıl olmanıza bile gerek yok bu eğitimleri almak için ama katıl tabii ki beni de birazcık güçlendiriyor maddi açıdan. Ve en azından bir çabanın bir karşılığı da olmuş oluyor. Yüksek rakamlar yok. 10 lira, 15 lira, 25 lira, 50 lira gibi rakamlar seviye seviye. Ama arkadaşlar lütfen yılmayın. İngilizce öğreniyorsunuz, diyorsunuz ki ben İngilizce öğrendim. Peki konuşabiliyor musun? Hayır. İşte bu eğitimde konuşma pratiğinizi de çok rahat geliştireceksiniz. Ve inanın yurt dışında istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde, ister official resmi bir ortam, ister halk arasında herhangi bir alışveriş anında çok rahat konuşacak, çok rahat yazacak, çok rahat derdinizi anlatacaksınız. Ve bunları ezbere yapmayacaksınız. Bunların kurallarını öğrenerek, uygulama pratiğini geliştirerek ve uzun cümleler yerine en kısa haliyle, uzunu da öğreneceksiniz gramer yapısı ama en kısa haliyle bunu karşıya aktaracaksınız. İngilizce çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü günümüz toplumunda iletişim çok önemli. İletişim içinde herkesle anlaşabileceğiniz bir dil sizin için çok önemli. Bu imkanı size sunuyorum ve sizin desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen eğitimlere katılın, videoları takip edin ve kıvançweb.com.tr'yi takip edin. Oraya da girin, orada da sorularınızı sorun, YouTube kanalında da sorularınızı sorun ve gelin hadi şu İngilizce sorununu bir halledelim arkadaşlar. Değil mi? İstediğiniz gibi film seyredin, istediğiniz kişiyle, istediğiniz diyaloğa girin, ister siyasi, ister spor, ister doğal yaşam, hiç fark etmez. Ve eğer imkanınız varsa atın kendinizi yurt dışına, gezin, seyahatlerde bulunun veya iş imkanı başvurun ve CV'nize en önemlisi yabancı dil, İngilizce çok iyi. Nokta. Sizleri eğitimlere bekliyorum ve lütfen desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, saygılar.